Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, dinleyicilerimiz, İlk Seç Vakfı ile Kur'an yolunda programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere iki değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. İlk Seç Vakfı İmam Müslim Camii Hacı Süleyman Kamadan Kur'an Kursu Müdürü Yusuf Başal Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Diğer konuğum ise yine e, İmam Müslim Camii Hacı Süleyman Kamadan Kur'an Kursu Müdür Yardımcımız Kıymetli Yavuz Doğan Hoca Efendi. Hocam sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Yusuf Hocam dilerseniz sizinle başlayalım. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Evet e, hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben e, kısaca kendimi tanıtayım. 1972 Erzurum doğumluyum. Rize'de hafızlık yaptım. Ee, Yeşil Cami Kur'an Kursu, Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an Kursu'nda e, Arapça eğitimini aldım. Sonra e, iki sene Sakarya Taraklı'da imamlık yaptım. E, Afyon'da bir 10 sene yakın Kur'an Kursu öğreticiliği Yalova'da Kur'an Kursu Öğreticiliği ve 2007'den beri de ilk Seç Vakfı Çatısı altında Kur'an eğitimine devam etmek devam etmekteyim. Ben burada e, belki izleyenlere, dinleyenlere şu hatırayı anlatmak isterim. E, kendimi tanıtırken bir vefadır aynı zamanda kıymetli hocam. E, ben ilkokulu bitirdiğim zaman e, bizim köyde bir amcamız vardı. E, o sene ilkokulu bitirenleri Toplar Rize'ye götürür. Kurslara dağıtırdı. Ben de bunu burada hatı, hatıra olarak anlatmak istiyorum. Merhum Tufan amcamızın emanetiyiz biz. E, o sene ilkokulu bitiren ne kadar e, çocuk varsa köyde topladı ve bizi götürdü. E, Rize'de kurslara dağıttı bu Tufan amcamız. Bana da o gün Maltepe köyü kuran kursu e, düştü. Dere pazarına bağlı bir kur, kurs. Bizim yolculuğumuz bu şekilde başladı. Dolayısıyla e, bu yolculuğa vesile olan, ufak da olsa bir dokunuşla bizi bu yola iten, sebep olan babamızdan, Tufan amcamızdan, herkese Mevlam razı olsun. Bunu burada aktarmak, hatırlamak istedim hocam. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Ee, Yusuf hocam, e, önemli olduğunu düşündüğüm, ...bir soru ile, daha doğrusu bir mesele ile başlamak istiyorum. Ee, malumunuz anne babalar... ...evlatları kendileri için çok kıymetli. Çocuklarını... ...bir şekilde hafız olmalarını... ...istiyorlar. Ee, anne babalar çocuklarını... ...Kuran kurslarına gönderirken... ...sizce nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Hocam Allah razı olsun. Bu soruda... ...tabii ki... ...çok farklı konuşmak, cevap vermek mümkündür. Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok farklı e, kurslarımız var. Kur'an'a hizmet eden kurslar var. Allah hepsinden razı olsun. Sayılarını Rabbim çoğalsın. Ama belki bir, bir annenin, bir babanın, evladını hele bir yatılı Kur'an kursuna vermeye net ettiği zaman önce iyi bir araştırması yapması lazım. İyi bir araştırma yapması lazım. Ben çocuğumu nereye, hangi kursa Eğitimi nasıl, müfredatı nasıl, fiziki imkanları nasıl, evladıma sunduğu sosyal donatı dediğimiz, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak e, altyapısı var mı yok mu, tüm bunlara mutlaka e, dikkat etmesi lazım. Malum bugün gerçekten e, hafızlık eğitimi, Kur'an eğitimi çok kolay şartlarda olmuyor. Mutlaka çocuğumuzun, evladımızın, öğrencimizin bugünün şartlarına göre okuyabilecek, eğitimi alabilecek bir kurs, bir model bulması, araştırması lazım. Bunun için de mutlaka velilerin bu manada bir araştırma yapması lazım. Peki siz bu imkanları sunuyor musunuz diye akla gelebilir kıymetli hocam. Biz de İkseç Vakfı Kur'an-ı Kerim kurslarında ve özellikle ee, İmam Müslim Camii, Hacı Süleyman Kamadan yatır erken Kur'an kursumuzda öğrencilerimizin, evlatlarımızın bu ve benzeri bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, eğitim verdiğimizi e, faaliyet yürüttüğümüzü düşünüyorum. Dolayısıyla e, velilerimiz bu manada rahat olsunlar diye söyleyebilirim, ekleyebilirim kıymetli hocam. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hocam, ilk e, Seç Vakfı malumunuz öğrenci kayıtları başladı. İmam Müslim Camii, Hacı Süleyman Kamadan Kur'an Kursu'nun da e, mülakatları başladığını biliyoruz. E, velilerimiz şunu da merak ediyorlar. Yani mülakat nedir? İlk Seç Vakfı mülakatları e, nasıl başlıyor? Nasıl devam ediyor? Süreç nasıl işliyor? Bu konuda e, bilgilendirme yapabilir misiniz acaba? Hocam Allah razı olsun. Ee, i̇lk seç vakfı mülakatları her sene olduğu gibi bu senede e, Şubat ayı itibariyle başlamış oldu. E, mülakat diyebilirsiniz. E, öğrenciyi tanıma diyebilirsiniz. E, doğru eğitim verebilmek adına e, öğrencimizin bu manada kapasitesini anlama diyebilirsiniz. Çünkü mülakat deyince bazen insanlar ve veliler Acaba diye soru sorabiliyorlar. Aslında mülakatın bir anlamı, diğer bir anlamı daha doğrusu, öğrencimizi bu manada tanıma, bu eğitim için yeterli olup olmadığını veya ona doğru rehberlik edebilmektir rehberlik mülakat. Dolayısıyla bizim ilk seç vakfında ki mülakatların amacı da bu. Çünkü eğitiminiz hem okul, hem hafızlık, hem yatılı. İşte tüm bu süreci kaldırabilmesi için, yürütebilmesi için, yönetebilmesi için, başarabilmesi için e, öğrencimizin evladımızın kısmi de olsa bir e, açıkçası kapasite zekaya e, ihtiyacı var. Biz de bunu anlayabilmek adına değerlendirmek, değerlendirebilmek adına bu çocuğumuzun bu manadaki yeteneği nedir, bireysel kabiliyeti nedir, ezber kabiliyeti nedir? Okuldaki durumu nedir? Tüm bunları dikkate alarak bir e, açıkçası mülakat yapıp bir sonuca gitmeye çalışıyoruz. Aslında mülakat öğrencimizin mesleki durumundan ziyade kişisel kabiliyetini anlamaya, keşfetme yönelik bir değerlendirme demek de daha doğrudur. Kaldı ki bu mülakatta veya değerlendirmede sadece öğrencilerimiz değil, evlatlarımız değil, aynı zamanda velilerle de oturup, süreci anlamaya, anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz ki süreç daha sağlıklı başlasın hocam. Eyvallah hocam. Çok detaylı bir bilgilendirme oldu. Teşekkür ediyoruz. Hocam müsaadenizle sözü Yavuz hocama vermek istiyorum. Ee, Kıymetli Yavuz hocam tekrar hoş geldiniz. Siz de kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk hocam tekrardan sağ olun. Yavuz Doğan 1987 İstanbul doğumluyum. Bizim de Kur'an yolculuğumuz 1997 yılında Kirazlı Fetih Kur'an kursunda başladı. Daha sonra farklı kurslarda hafızlık ve Arapça eğitimini aldıktan sonra 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızda imam olarak göreve başladım. Zonguldak Çaycuma, daha sonrasında Sakarya Hendek, sonra İstanbul Küçükçekmece derken asıl işimiz olan, sevdiğimiz alan Kur'an kursuna 2015 yılında Afyon Karahisar'da Salar Beldesi'nde 3 yıl görev yaptıktan sonra şu andaki bulunduğumuz İmam Müslim Camii Kur'an kursuna tayin oldum ve o günden bugüne burada görev yapmakta devam ediyoruz. Bu şekilde hocam kısaca tarif. Eyvallah tarih hocam teşekkür ederiz. Yavuz hocam Yusuf hocam programın başında İkseç Vakfı olarak özelde İmam Müslim Camii, Hacı Süleyman Kamadan Kur'an kursu olarak öğrenci alımlarından bahsetti. Kur'an kursunda olması gereken özelliklerden bahsetti ve İmam Müslim cami Hacı Süleyman Kamadan Kur'an kursunda da bu özelliklerin bulunduğunu ifade ettiler. Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Veyahut da şöyle söyleyelim. Bir veli, anne baba, en kıymetlileri olan evlatlarını neden ilk seç vakfına, neden Hacı Süleyman Kamadan Kur'an kursuna teslim etsinler diye bir soru sorulsa, bunun cevabı acaba ne olabilir? Biraz daha Yusuf Hocam'ın değindiği meseleleri detaylandırabilir misiniz? Yusuf Hocam'ın değindiği meseleler fiziki açısı biraz daha detaylı bir şekilde hocam anlattı fiziki açısından. Bizim kursumuzda şu da var hocam. Yani sistemimiz kendi kurduğumuz XH Vakfı'nın kurmuş olduğu bir hafızlık sistemi var. Bunun yanında öğrencileri sıkı bir şekilde takibi. Hem hafta sonu olsun hem hafta içi olsun. Yani öğrenciyi boş bırakmamak adı altına her tarafını doldurmak, hafta sonunu şekillendirmek, nasıl ders çalışacağı, hafta sonunda işte namazlarını kıldı mı, kaç saat oyun oynuyor, kaç saat telefonuyla, tabletiyle meşgul oluyor bunu takip etmek. Ve özel bir birimimiz var bizim. Diğer kuşlarda fazla olmayan rehberlik birimi. Rehberlik birimimizin faaliyetleri ayrı bir program aslında lazım buna girdiğimiz zaman. Rehberlik birimi öğrencimizin sadece dersleri açısından değil kişisel gelişimi açısından da öğrencilerimizi yakından takip eden bir birim. Ve hafızlıkta sistemimiz var dediğimizde orada bir ders alım kriterleri var özel. Çocuk ders okurken normal hocamız kendisi bir planlama, bir puanlama yapmıyor. Kursun kendi belirlemiş olduğu kriterlere göre derslerini alıyor. Bunun yanında okul dersleri de sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ki bizim yapmış olduğumuz o mülakatlardan, mülakatların amacından bir tanesi de bu. Çocuğun hem okul derslerinde, akademik kariyerinde başarılı olması, aynı zamanda Kur'an derslerinde de hafızında da başarılı olması için. Ve bunun yanında düzenli olarak veli toplantılarımız yapılıyor. Hem bireysel olsun hem toplu olsun. Çocuğumuzun hakkındaki hem evdeki durumu hem kurstaki durumu nasıl veli de bunu sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Kurs içinde eğitim olarak yarışmalarımız var. Bu yarışmalar hem eğitim amaçlı olan yarışmalar hem sosyal etkinlik olarak yarışmalar. Mesela kısa zaman önce yapmış olduğumuz temel dini bilgiler yarışması vardı. Hem öğrencilerimiz bununla yarışıyor hem eğleniyorlar hem de iyi bir bilgi sahibi oluyorlar. Bunun yanında hafızını tamamladığı zaman diğer kurslarda fazla olmayan tescil programımız var. Öğrencimiz bir camiye gidiyor ve üç günde hatta buna iki gün de diyebiliriz. iki günde Kur'an-ı Kerim baştan aşağıya cemaatin huzurunda okuyorlar ki bunun içinde tescil hazırlığı yaparken öğrencilerimiz derslerinin yanında normalde günde 200 verirken tescil hazırlığında günde 500 Hatta yüz'e kadar çıkabiliyor okuduğu tezgir hazırlığı. Ezberden bahsediyoruz değil mi? Tabii, Okuyorlar üstüne, dediniz. Tabii ezber okuyor cemaatin karşısında hafız olan öğrencilerimiz. Sınıflarımıza baktığımız zaman kalabalık değil sınıflarımız ve bu kalabalık olmayan sınıflarımızın tamamı da ikişer tane hocamız görev yapıyor. Öğrencilerimiz hem derslerini verirken fazla sıra beklemesin diye ve aynı zamanda derslerini hazırlarken yardımcı olsunlar diye... Yani genel olarak baktığımızda Kur'an kursumuzda öğrencileri boş bırakmayıp tamamen kuşatıp ve onları sadece Kur'an eğitimi vermeyip hayata hazırlama açısından bizleri tercih edebilir velilerimiz ve hafız yapıp diğer kurslardan bizi ayıran en önemli nedenlerden birisi de sebeplerden birisi de hafız yapıp dışarıya bırakmamak bizim hedefimiz hafız yaptığımız öğrencimizin elinden tutup ilkeme yani İslami ilimler alması için devam etmesini her türlü olanağı sağlıyoruz. Öğrencilerimizden zaten birçoğu mezun olanlar da ilkemde yani ilk seç vakfının İslami ilimler bölümünde eğitimlerine devam ediyorlar. Bu şekilde anlatabiliriz hocam. Teşekkür evet, edebilirsiniz. Teşekkürler Yavuz hocam. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten e, işiniz ciddi mana zor ve yapılan iş takdire şayan. Çünkü bir nesle dokunmaya çalışıyoruz, çalışıyorsunuz. Hele hele böyle bir devirde bu oldukça zor. Şunu izleyenler gerçekten merak ediyordur. Yani böyle bir devirde teknolojinin bu kadar ilerlemiş olduğu, tabi caizse gençlerimizi esir aldığı, maneviyatın günden güne kaybolduğu böyle bir zamanda gençler için bir şeyler yapmak evet her zamankinden çok daha zor. Peki bu zorluğu? Nasıl aşıyorsunuz? Daha doğrusu e, öğrencilerimiz için e, neler yapıyorsunuz da öğrencilerimiz e, kursa severek geliyorlar? Veyahut da öğrencilerimiz kursu sevmesi için ne tarz etkinlikler, faaliyetler e, yapılıyor? Yani İmam Müslim Cami, Hacı Süleyman Kama'dan Kur'an kursu öğrencileri rahatlatma adına hafızlık dışında, eğitim dışında Hangi faaliyetleri yapıyor? Bunu biraz daha detaylandırabilir miyiz? Çünkü muhtemelen velilerimiz e, bu programı izlediğinde İmam Hüsnü Camii, Hacı Süleyman Kamadan Kur'an kursu ne yapıyor? Çocuğumuzun, mot çocuklarımızın motive olması için diye düşünebilirler. Dolayısıyla bu soruya bir cevap verebilirseniz, detaylandırabilirseniz seviniriz. Eyvallah hocam. Şimdi biz e, Instagram adresimizde de paylaşımlarda Mutlu Hafızlar diye hashtag açıp Mutlu Hafızlar. Bizim en önemli yani ilkelerimizden birisi de öğrencilerimizin mutlu olması. Yani onların mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz, anne babaları da mutlu oluyor. Onları mutlu etmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bazen başarılı olabiliyoruz, bazen başarısız oluyoruz. Ama onlar başarılı olsun diye bizim farklı farklı aktivitelerimiz var ki rehberlik birimi dediğimiz birimde aslında bunun için var. Öğrencilerimiz mutlu olsunlar bizimle paylaşamadıklarını rehberlik birimindeki hocamızla paylaşsınlar, sıkıntılarını gidersinler diye ama tabii bunun yanında bizim yapmış olduğumuz etkinlikler de var. Bunları ikiye ayırabiliriz. Kurs içinde ve kurs dışında yapmış olduğumuz etkinlikler. Kurs dışındaki etkinliklere baktığımız zaman düzenli olarak halı sahaya götürüyoruz öğrencilerimizi. Hemen yanımızdaki havuz belediyenin havuzu var. Havuza götürüyoruz. Go Kart, Paintball özellikle mezun olacak gruba yapmış olduğumuz etkinliklerden bunlar. Dış gezilerimiz var. Çocuklarımızı havalar düzgün olduğu zaman Kayabaşı veya Arnavutköy'deki Kur'an kursumuza, Çınarca, İstanbul içerisindeki kültürel gezilerimiz var. Kurs içindeki etkinliklere baktığımız zaman işte PlayStation turnuvası, PlayStation odamız var ki her öğrencimizin belirlemiş olduğumuz zamanlarda diyelim kargaşa olmasın diye hepsinin kendi zamanları ayrı zamanlarında her gün sıra gelecek şekilde PlayStation'ı kullanabiliyorlar. Langırt, masa tenisi, spor salonu, spor salonu içerisinde yapmış olduğumuz sınıflar arası maçlar, turnuvalar var. Dart, ok, yanında tekvanda özel hocamız geliyor. Yani öğrencilerimizin kurs içerisinde derslerini şekillendirdiğimiz gibi sınıf üstlerinde şekillendiriyoruz. Daha demin dediğim o öğrencinin her alanını kuşatmak işte hem derslerini kuşatıyoruz hem sınıf de sağlıklı bir şekilde yapmaları için hem bu yap dediğimiz etkinlikleri onlara sağlıyoruz ve daha keyifli bir hale getirmek için bunlar arasında da bir yarışmalar düzenliyoruz. O şekilde öğrencilerimizi mutlu etmeye, motive etmeye aslında çalışıyoruz. Başarılı olabiliyor muyuz? Başarılı oluyoruz. Kursumuzda hocamın deni, değindiği o mülakattan başarılı olup da geçen ama bazen tutunamayan hem okul eğitimini hem hafızlık eğitimini kaldıramayan öğrencilerimiz ayrılırken üzgün olarak ayrılıyorlar. Ayrılmak istemiyorlar. O da kursları sevmesini. Yani kursumuzu sevdirmek bizim zaten ilk amacımız, ilkemiz de en başta belirttiğim gibi buydu. Rehberlik birimimizde Allah razı olsun bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor diyebiliriz. Sadece bunlarla da kalmıyor. Zeka oyunlarımız da var. Farklı oyunlar. Onlarla beraber çocuklarımızın zamanı hem değerlendirip hem de kursla motive etmekte başarılı olabiliyoruz diyebiliriz. Eyvallah Yavuz Hocam. Teşekkür ederiz. Özetle mutlu hafızlar hesişleyinin altını doldurmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Ee, yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Vaktimiz çok e, geniş değil. E, hocam müsaadenizle tekrar ben Yusuf Hocam'a dönmek istiyorum. Yusuf Hocam seç Vakfı olarak e, gerek yurt içi gerek yurt dışı olmak üzere 19 ayrı kuran yuvasında e, 2500'e yakın yavrumuza eğitim veriyorsunuz izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de takdir edeceklerdir ki bunca evladımızın gıda, giyim, barınma vesaire giderleri başta olmak üzere masraflar devasa rakam, rakamlara ulaşıyordur. Elimdeki notlarımda vakfınıza eğitim gören öğrencilerin yaklaşık %57'si gibi bir sayıda yavrumuzun burslu okuduğu belirtiliyor. Sizin de İkseç Vakfı'nda bir yönetici olmanız hasebiyle bu konuya vakıf olduğunuzu, işin içerisinde olduğunuzu yakinen biliyoruz. Hocam, ümmetin geleceği adına Kur'an'la hayat bulacak bir neslin inşasına katkı sağlamak, sizin bu ağır yükünüze omuz verecek bunca hafızı kelam yavrumuzun okuyacakları her ayetin sevabına ortak olmak isteyen hayır sahibi kardeşlerimiz olacaktır. Hayır sahibi kardeşlerimize bu anlamda neler söylemek istersiniz? Hocam ben bu soru için size teşekkür ediyorum. İnşallah bu sorunun hakkını veya beklentileri karşılayacak derecede cevap verebilirim diye düşünüyorum. Çünkü çok ağır bir soru ama belki şuradan başlamak lazım. Şimdi ilk Seç Vakfı'nın bir amacı, bir gayesi, Kur'an'la hayat bulacak bir nesil inşa etmek. Şimdi hocam amaç bu olunca tabi bunun bir bedeli var, bunun bir karşılığı var, bunun maddi manevi bir fedakarlığı var. Tekrar söylüyorum harcaması var. Bunun için de ben birkaç açıkçası pencere açmak istiyorum. Şimdi bunun için birinci konu bence önemli. Bu vakıfta veya diğer vakıflarda, diğer kurslarda evladını okutan, evladını kurslara gönderen her veli için aslında ben bunu Allah için söylüyorum. Ne söylüyorum? Mutlaka bu kurslara bir şekilde katkı yapsınlar. Maddi manada destek olsunlar. Yani kurslara, Kur'an kurslarına veya medreselere destek olmak için, yardım etmek için sebeplere sarılsınlar. Tam tersine yardım etmemek için faydalı olmamak adına veya ya yani nereden ne kaçırırım demek yerine açık ve net söylüyorum. Gerçekten bu hizmetlerin daha da ileriye gidebilmesi için, başarılı olabilmesi için bir şekilde elimizi taşın altına sokmamız lazım. ha İmkanımız niye? yetiyorsa, gelirimiz ne kadarsa mutlaka bir veli olarak da, bir anne baba olarak da mutlaka bu hizmetlere destek olmak lazım. Genel olarak söylüyorum. Bizde de İksiz Fakfı çatısı altındaki Kur'an Kerim kurslarında İmam Müslim de siz hocam anlattı devasa hizmetler var, faaliyetler var, geziler var, okul dersler var, etütler var, 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 olu var. Peki bunların bir maliyeti, bir bedeli yok mu? Var. Bunun için de Mutlaka bugüne kadar Allah razı olsun insanımız, hayır sahiplerimiz, velilerimiz destek oldular, olmaya da devam ediyorlar ama inanın bunun devamı için de gerekiyor. Daha nitelikli bir öğrenci, Kur'an'ın inşası için gerçekten bunun gerekiyor. Bunun için e, velilerimizin mutlaka buraya eğilmeleri lazım. İkinci olarak da e, olur ki sizin direkt olarak, evladınız, öğrenciniz, bir yakınınız belki orada olmayabilir ama siz de bu hizmetlere bir şekilde katkı yapabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Sizin de bir hafızınız olsun, sizin de bir hisseniz olsun, sizin de bir katkınız olsun olsundan yola çıkarak bu hizmetleri gerçekten e, imkanlarınızla destekleyebilirsiniz. Efendimizin şu hadisi hatırıma geldi. E, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Rabbim şefaatini, cümlemizi kabul buyursun. Ee, ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da e, seven ol, beşincisi olma, helak olursun diye. Mutlaka ilmi bu manada düşünmek lazım. Ee, eğer hiçbir şekilde bu kurslarla bir bağlantımız yoksa, hiç değilse o kurslara, hizmetlere maddi manada katkı yaparak, destek olarak, e, gönül vererek, dua ederek belki bu hizmetlerin daha da öne çıkmasına katkı yapmak, destek olmak lazım diye düşünüyorum kıymetli hocam. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Hayır sahiplerimiz e, söylediklerinize kayıtsız kalmayacaktır diye düşünüyoruz. Yusuf hocam programımızın artık sonuna geldik. Son olarak e, izleyicilerimize söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Ben sözlerimi e, alalım. Teşekkür ediyorum hocam. Ben kıymetli izleyenlerimize dinleyenlerimize şunu hatırlatmak isterim bir defa Kur'an hizmeti hafızlık eğitimi yatılılık veya medrese eğitimi gerçekten gönülden gelen bir iştir faaliyettir eğitimdir bunun için bir bunun bir fedakarlık boyutu var yani siz hafız olmak istiyorsunuz, hafız annesi, hafız babası olmak istiyorsanız mutlaka hayatınızı, hafta sonunuzu, gününüzü ona göre bir şekilde programlamanız lazım, ayarlamanız lazım. Hani bunun bir fedakarlık boyutunu düşünmeden, zaman ayırmadan, vakit ayırmadan, hiçbir şekilde elinizi taşın altına koymadan hafız olacağım, hafız annesi, babası olacağım diyorsanız dün bu zordu. Ama bugün çok daha zor. Mutlaka vakit ayırmanız lazım, ilgilenmeniz lazım, takip etmeniz lazım, fedakarlık yapmanız lazım, toplantılarına katılmanız lazım, evladınızı, durumunuzu, kursunu, eğitimini, hocasını mutlaka takip etmek lazım. Ve ne olursa olsun bu süreci yürütürken hem kursun, eğitimci kadrosu açısından söylüyorum, hem de anne babanın bugünün şartlarına göre bugünün yaklaşımına göre, bugünün usul ve uslubuna göre hareket ederek yaklaşmalı. Aksi takdirde arzu ettiğiniz sonucu, neticeyi ya geç alacaksınız veya alamazsınız. Dolayısıyla bu işin bu fedakarlık boyutunu dikkat alarak, dikkat alarak sabırla süreci yöneterek netice alacaklardır diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah Yusuf Hocam. Programımıza katılımınızdan dolayı ve verdiğiniz çok değerli bilgilerden dolayı tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Ee, Yavuz Hocam sizin de e, son sözlerinizi almak ve programımızı kapatmak istiyorum. Hocam siz de izleyenlerimize e, son olarak neler söylemek istersiniz? Hocam ben de son olarak e, kontenjanlarımızın sınırlı olduğunu ve mülakatlarımızın devam ettiğini ki ikinci mülakatlar yapıldı. Öğrencilerimizin hatırı sayılır şekilde başvuru da var. Allah razı olsun. Tüm Kur'an sevdarlarına. Esenler, Sarıyer, Bahçelievler'de İmam-ı Müslim, Küçükçekmece'de İmam-ı Azam Kur'an kursları 4, 5 ve 8. sınıflara daha doğrusu 4'ten 5'e, 5'ten 6'ya ve 8'den 9. lise 1'e geçecek öğrencilerimiz için mülakatlar ve başvurular devam ediyor. Başvurularını bekliyoruz. Bu güzide kurslar yavrularımız için var. İnşallah onları da kurslarımızda görmekten biz mutluluk duyacağız. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Eyvallah Yavuz hocam. Size de programımıza katılmanızdan dolayı ve verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbimiz e, ilim yolunda gayret eden e, tüm yavrularımıza muvaffakiyetler nasip etsin. Ve başta İkseç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimiz olmak üzere yavrularımızı yetiştiren siz kıymetli Hoca Efendilerden ve bu hizmetlere destek veren tüm e, tüm hayırseverlerden Rabbimiz ebeden razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz bir ilk e, seç vakfi ile Kur'an yolunda programımızın daha sonuna geldik. Programa katılan kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyor. Bizleri izleyen, dinleyen, siz değerli dinleyicilerimize, izleyicilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ramazan-ı Şerif yaklaşmakta şimdiden Ramazan-ı Şerif'in ümmet Muhammed'e hayırlar getirmesini niyaz ediyor. Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.